Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videoda size fotosentezden bahsedeceğim. Nedir fotosentez? Foto, ışık demektir arkadaşlar. Işın demektir. Sentez, üretme anlamında kullanılır. Işık enerjisiyle besin sentezine biz ne diyoruz? Fotosentez diyoruz. O zaman ilk önce bir tanımını yapalım. Daha sonra devam edelim. Şöyle yazıyoruz. Işık enerjisiyle besin üretimine fotosentez denir. Arkadaşlar, fotosentez yapan canlılara biz fotoototrof canlılar diyoruz. Peki nedir ototrof? Hatırlayalım. Daha 9. sınıfta gördük biz bunu. Daha sonra 10. sınıfta ekoloji kısmında gördük. Ototrof demek kendi besinini kendisi üreten canlı demektir. Heterotrof ise besinini dışarıdan hazır alan canlı demektir arkadaşlar. Fotosentez yapan canlılara biz fotoototrof canlılar diyoruz. O zaman yazalım şöyle. Fotosentez yapan canlılara fotoototrof canlı denir. Ototrof neydi? Kendi besini kendi üreten, heterotrof da besini dışarıdan hazır alandır. Bunu da yazalım arkadaşlar, isterseniz bulunsun. Ototrof besinini kendi üreten, heterotrof besinini hazır alan, yani kendi üretemeyen, hazır alan canlıdır. Evet, bu şekilde fotosentezle ilgili tanımlarımız. Şimdi bilim insanlarından bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Fotosenteze katkı yapan bilim insanlarından bahsetmek istiyorum. Şöyle bir alt başlık olarak bilim insanları yazalım. Bilim insanları. Birkaç tane bilim insanı var fotosentezle ilgili araştırma yapmış olan. Kimdir bunlar? İlk olarak Joseph Fresti dediğimiz bir bilim insanı var arkadaşlar. Bu bilim insanı 1774 yılında oksijeni keşfetmiştir. Bitkilerin havayı temizleyerek yanma süresini arttırdıkları ve oksijeni ürettiğini ispat etmişlerdir arkadaşlar. Peki bunu nasıl yapmış bu bilim insanı? Bir kavanozun altına yanan bir mum koymuş ve bir çiçek koymuş arkadaşlar. Canlı bir bitki koymuş. Daha sonra mumun uzun süre yandığını görmüş. Böylelikle oksijenin işte bitkiler tarafından üretildiğini keşfetmiştir. O zaman yazalım. Kaç yılında dedik? 1774 yılında. Şöyle Joseph Fresley. Ne yapıyormuş bu? Oksijeni keşfetmiş. Oksijeni keşfetti. Nasıl yaptığını da bulalım. Bitkilerin havayı temizleyerek yanma süresini etkileyen oksijeni ürettiğini ispatlamıştır. Yaptığı deneyi de yazalım arkadaşlar. Ne yapmış? Kavanozun altına yanan bir mum ve canlı bir bitki koymuştur. Bitki koymuş ve mumun uzun süre yandığını görmüştür. Evet, bu bilim insanı bu şekilde araştırmalar yapıyor. Gelelim bir sonrakine. Theodor dediğimiz bir bilim insanı var arkadaşlar. Bu bilim insanı 1820'li yıllarda bitkilerin aldığı karbondioksitin ve verdiği oksijenin miktarını ölçmeyi başarmıştır. Bakın 1820. Yaklaşık kaç yıl geçmiş? Bakın yaklaşık 50 yıl geçmiş. 50 yıl sonra Theodor, isimleri çok uzun. Ben direkt söyleyebildiğim kısmını söylüyorum size.
Şöyle isimleri uzun olduğu için. Bu ne yapmış arkadaşlar? Oksijenin ve karbondioksitin miktarını ölçmeyi başarmıştır. Bitkilerin aldığı karbondioksit ve verdiği oksijen miktarını ölçmüştür. İlk başlarda oksijenin kaynağının karbondioksit olduğu düşünülüyordu arkadaşlar. Ta ki daha sonra Carus dediğimiz bir bilim insanı fotosentezde hidrojen ve oksijen kaynağının su olduğunu ispatlamış ve böylece arkadaşlar Robert Hill ile birlikte çalışmalar yapmıştır. Şöyle diyelim, 1930'lu yıllarda ilk önce çıkıyor. 1930, bakın kaç sene, neredeyse 100 seneden fazla geçmiş değil mi? 110 sene sonra yine çalışmalar devam ediyor. İsmini yazalım. Cornelius Bernardo. Bu bilim insanı ne yapıyor? Fotosentezde hidrojen kaynağının su olduğunu ispatlamıştır. Evet, 1930 yılında bu oluyor. Daha sonra geliyoruz 1937'ye. Çok uzak zaman değil. 1937 yılına. Burada Robert Hill arkadaşlar, bu bilim insanı önemlidir. Bu bilim insanı da fotosentezin ışığa bağımlı reaksiyonların üzerinde çalışmış ve burada oksijenin kaynağının su olduğunu ispatlamıştır. Dediğim gibi önceden karbondioksit olduğu düşünülüyordu ama daha sonra su olduğu anlaşılmıştır. Şöyle diyelim, fotosentezin ışığa bağımlı evreleri üzerinde çalışmıştır. Oksijenin kaynağının su olduğunu ispatlamıştır. İspatlamıştır. Hatta bu reaksiyona Hill reaksiyonu deniliyor. Işığa bağımlı tepkimelerde anlatacağım. Ve son olarak Melvin Kelvin arkadaşlar, 1946 yılında Melvin Kelvin, hatta Kelvin döngüsü diyoruz. Bu ne yapıyor? Bu da ışıktan bağımsız reaksiyonları açıklamıştır arkadaşlar. Işıktan bağımsız reaksiyonları açıklamıştır. Evet, bu şekilde bilim insanları böyle çalışmalar yapmış ve biz de bunları işlemiş olduk. Şimdi geliyoruz arkadaşlar kloroplastın yapısına. Size bu videoda kloroplastın yapısından, daha sonra kloroplastın neresinde ne gerçekleşiyor? Bir de bir tane deneyimiz var arkadaşlar, bundan bahsedeceğim. Bu videoyu böylece bitireceğiz. O zaman şöyle sayfamızı değiştirelim. Fotosentez nerede gerçekleşir? Kloroplastta, ökaryotik canlılarda tabii ki. O zaman şöyle diyoruz. Kloroplastın yapısı. Arkadaşlar, fotosentez denklemleri var. Bakın, ilk önce kloroplastın yapısından bahsedeyim. Daha sonra fotosentez denklemlerinden bahsedeyim. Şimdi kloroplastın yapısına baktığımız zaman kloroplastta şöyle çift katlı zara sahip bir yapıya sahiptir. Bakın şöyle çift katlı zarlı organelimizdir kloroplast. Bir tane daha çift katlı organel vardı. O neydi? O da mitokondriydi. Bu kloroplastın içerisinde granum dediğimiz, bakın şöyle, veya her birine tilakoid dediğimiz yapılar vardır. Tilakoidler. Şunların her birine biz tilakoid diyoruz. Tilakoid. Daha sonra bunların hepsine birden ne diyoruz? Granum. Ya da grana diyoruz. Bu yapılar, tilakoidler, ışığa bağımlı reaksiyonların gerçekleştiği yerdir arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Daha sonra içerisinde ise bir sıvı vardır. Bu sıvıya biz stroma sıvısı diyoruz. Stroma sıvısının içerisinde kloroplastın kendine ait DNA'sı, RNA'sı ve ribozomu bulunur. O zaman yazalım. DNA,
RNA ribozom bulunur. Böylece kloroplast kendini eşleyebilir ama tabii ki çekirdek kontrolünde eşleyerek sayısını çoğaltabilir. Arkadaşlar, işte bu kloroplastın grana dediğimiz, yani şuralarda tilakoid dediğimiz yapılarında bir klorofil molekülü bulunuyor ve bu klorofil sayesinde ışık enerjisi kimyasal enerjiye çeviriyor. O zaman yazalım. Kloroplastın granalarında bulunan klorofil sayesinde ışık enerjisi kimyasal enerjiye dönüşür. Bu klorofil sayesinde gerçekleşiyor arkadaşlar. İşte elektron koparıyor, ETS'ye veriyor elektron taşıma sistemine. Daha sonra aktarım gerçekleşerek kimyasal enerjiye dönüşüyor. Şimdi ışık nasıl bir enerji? Elektromanyetik bir enerjidir arkadaşlar ve fotonlar halinde yayılıyor. Bakın zaten fotosentez fotondan geliyor. Bu fotonlar yüksek hızla enerji eden, yüksek hızla hareket eden ve enerji yayan, taşıyan taneciklerdir arkadaşlar. Bu fotonlar oldukça önemlidir. Daha sonra bu ışık dalgalar halinde yayılıyor. Ve ışığın iki tepesi arasındaki mesafeye biz ışığın dalga boyu diyoruz. Işığın her bir dalga boyunda farklı fotosentez hızı gerçekleşir. Bunları zaten anlatacağım size. Işığın dalga boyunu gösteren bu ölçeklendiren yapıya ise biz elektromanyetik spektrum diyoruz. Bu elektromanyetik spektrum karşınıza nasıl gelir? Hani direkt soru olarak gelmez, yorum sorusu yaptırabilirler size. O yüzden önemlidir. O zaman yazalım. Işık elektromanyetik bir enerji şeklindedir. Enerji şeklindedir ve fotonlar halinde yayılır. Foton neymiş? Foton yüksek hızla hareket eden ve enerji taşıyan bir molekülmüş arkadaşlar. Tanecikmiş. O zaman bunu da yazalım. Foton yüksek hızla hareket eden ve enerji taşıyan moleküldür. Enerji taşıyan moleküldür. Işığın dalga boyundan da bahsedelim. Onu da yazalım. Işık dalgalar halinde yayılıyor. Arkadaşlar, ışığın iki tepe arasındaki mesafesine biz ışığın dalga boyu diyoruz. Şöyle yazalım isterseniz onu da. Işık dalgalar halinde yayılır. İşte bu dalgalar arasındaki mesafe var ya, biz buna ışığın dalga boyu diyoruz. Işık dalgalar halinde yayılır. Ve ışığın iki tepe arasındaki mesafeye ışığın dalga boyu denir. Işığın dalga boyu denir. Evet, bu şekilde arkadaşlar ışığın dalga boyunu da yazdık. Işığın dalga boyunu ölçen alete de ne diyoruz? Elektromanyetik spektrum diyoruz. Şimdi bu elektromanyetik spektruma baktığımızda bizim gözümüzle görebildiğimiz bir de göremediğimiz ışıklar vardır arkadaşlar. Bu görünür bölge diyoruz biz görebildiğimiz kısma. Göremediğimiz kısım ise işte X ışınları, UV ışınları, bunlar bizim göremediğimiz ışınlardır. Şimdi fotosentez sırasında bu görünür ışık var ya, görünür ışığı emen ve renk veren maddelere biz pigment diyoruz arkadaşlar. İşte klorofil de bu pigmentlerden bir tanesidir. Pigmentler ne yapıyor peki? Farklı dalga boylarındaki ışığı emiyor ve bunlar sayesinde enerji üretiliyor arkadaşlar. Kloroplastta bulunan bu klorofil pigmenti dediğimiz yapı en çok mor ve kırmızı dalga boylu ışığı soğuruyor arkadaşlar ve burada fotosentez hızı daha yüksek oluyor.
bunu anlatan bir zaten şey var, deney var. Bundan bahsedeceğim size. Yeşil dalga boyu, bakın klorofil yeşil renkli olduğu için yeşil dalga boyunu çok az emer, gerisini yansıtıyor. Bu yüzden de işte yaprakların rengi yeşil renkli görülüyor. Sebebi budur. O zaman yazalım. Şöyle diyelim. Fotosentez sırasında görünür ışığı emen ve renk veren maddelere pigment denir. Pigmentler ne yapıyordu? Farklı dalga boylarındaki ışığı soğuruyor arkadaşlar. Pigmentler farklı dalga boylarındaki ışığı soğurur. İşte bu soğuduğu ışık sayesinde fotosentez gerçekleşiyor. En çok mor ve kırmızı ışık soğurulur. Yeşil ışığın bir kısmı soğurulur diyelim. Diğer kısmı yansıtılır. İşte yansıtıldığı için zaten dediğim gibi bitkilerin, o yaprakların rengi yeşil olarak görünüyor. Arkadaşlar, fotosentezde en önemli pigment klorofildir. Bunu kesinlikle unutmayın. Klorofil ışık enerjisini emiyor. Yapısındaki elektronlar sayesinde ışık enerjisini elektron taşıma sistemi elemanlarına aktarıyor. Ve böylece enerji üretiyor. Yani ATP üretilmiş oluyor. Peki yapısında ne vardır? Klorofilin yapısında karbon, hidrojen, oksijen var. Bir kere bunlar zaten organik moleküllerin yapısında bulunması gerekenler. Ayrıca azot ve magnezyum da vardır arkadaşlar. Bunlar oldukça önemlidir. O zaman şöyle yazalım. Fotosentezde en önemli pigment klorofildir. Işığı emer. Yapısındaki elektronlar sayesinde ne yapıyor elektronlar sayesinde arkadaşlar? Bunları ışık enerjisini ETS elemanlarına aktarıyor. ETS dediğimiz elektron taşıma sistemi. ETS elemanlarına aktarır. Ve bu sayede de ATP enerjisi üretiliyor. Bunu da unutmayalım. Peki yapısında neler var? Klorofilin yapısında karbon, hidrojen, oksijen, azot ve magnezyum vardır arkadaşlar. Bir de şunu bilmenizi istiyorum. Demir klorofilin yapısına katılmasa bile sentezi için gereklidir. Çünkü enzimin yapısına katılıyor arkadaşlar. Klorofili sentezleyen enzimin yapısına katılıyor. Bu yüzden de oldukça önemlidir. Yazalım o zaman. Demir klorofilin yapısına katılmasa da sentezi için gereklidir. Bu oldukça önemli bir olaydır. Peki gelelim, sadece klorofil mi var kloroplastın içerisinde? Hayır tabii ki arkadaşlar. Başka pigmentler de vardır. İşte sarı, kırmızı ve turuncu renk veren pigmentler de vardır. Biz bunlara karotenoidler diyoruz. Hatta bunları içeren plastiklere de ne diyorduk? Kromoplast diyorduk, değil mi? Bu karotenoidler farklı dalga boylarındaki ışığı emiyorlar ve klorofil aktarıyorlar. Böylece yardımcı olmuş oluyorlar. Tek başlarına fotosentez yapamazlar ama fotosenteze yardımcı olurlar. Ayrıca meyvelere renk veriyorlar arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Şöyle diyelim. Bitkilerde plastiklerin içinde sarı, kırmızı, turuncu renk veren pigmentlere
pigmentlere karotenoid denir. Karotenoid denir. Bunlar ne yapıyormuş? Farklı dalga boylarındaki ışığı emerek klorofile aktarır. Farklı dalga boylarındaki ışığı emerek klorofile aktarır arkadaşlar. Evet, bu sayede biz ve klorofilin yapısından bahsetmiş olduk. Şimdi size bir deneyden bahsetmek istiyorum. Engelman tarafından yapılan bir deney var. Peki deneyin amacı ne? Fotosentez hızı ile görünür ışık spektrumu arasındaki ilişkiyi ortaya çıkaran bir deneydir arkadaşlar. Hemen bu deneyden bahsedelim size. İlk önce deneyin de amacını yazalım. Bakın, fotosentez hızı ile görünür ışık spektrumu arasındaki ilişki kim tarafından ortaya atılıyor? Theodor Engelmann tarafından bir deneyle açıklanır. Peki nedir bu deney? Arkadaşlar, deney şu. Bakın, deneyimiz bir ipliksi alglerimiz var. İpliksi bir algler, bakın. Algler olduğu için yeşil renkli yapıyorum bunu. İpliksi alglerimiz bu. Şöyle yazalım yanına. İpliksi algler. Algler ne yapar? Algler fotosentez yapar. Tamam, bunu unutmayalım. Daha sonra bu görünür ışık boylarına, dalga boylarına baktığımız zaman, bakın şöyle kısımları ayıracağız. Bunlar kırmızı, daha sonra turuncu, bu şekilde sırayla gidiyor. Sarı, sonra yeşil arkadaşlar, yeşil, mavi ve son olarak mor. Engelmann yaptığı deneylerde bakterileri kullanıyor. Bu bakteri oksijenli solunum yapan bir bakteridir. Diyor ki, hangi dalga boyunda daha fazla fotosentez olursa orada daha fazla oksijen üretilir. O zaman bakteri orada daha çok ürer. Arkadaşlar, baktığı zaman kırmızı olan bölgede bakın daha fazla bakteri ürüyor. Şu şekilde. Turuncu olan da biraz daha az. Sarı olan da daha az. Yeşil olan da en azı zaten. Maviye gittikçe biraz daha artıyor bakteri sayısı. Morda ise kırmızıdan da fazla bakteri. Bunlar neymiş? Bakteriler. Yani şöyle bir eğri oluşuyor. O zaman diyor ki, fotosentezin en iyi gerçekleştiği dalga boyu kırmızı ve mor dalga boyudur. O zaman sonucumuz şu. Sonuç, fotosentezin en iyi gerçekleştiği dalga boyu kırmızı ve mordur. Bu dalga boylarında daha iyi bir şekilde gerçekleşir. Peki en az hangisinde gerçekleşir? En az da yeşilde. Çünkü yeşilin bir kısmını emerken diğer kısmını ne yapıyor? Yansıtıyor arkadaşlar. Şimdi size fotosentez denklemlerinden bahsetmek istiyorum. Fotosentez denklemlerinden bahsederek bu videoyu bitirelim. Şuraya fotosentez denklemleri demek istiyorum. Fotosentez denklemleri. 3 tane denklem vardır arkadaşlar. Birinci denklemimiz şu. Birinci denklemimiz hepimizin bildiği denklem. Karbondioksit suyla birleşir. Besin artı oksijen oluşur. İşte bakın, burada bizim en iyi bildiğimiz denklem bu denklemdir. Peki bu denkleme göre kimler gerçekleştiriyor? Bitkiler ve siyanobakteriler. Bu canlılar bu denkleme göre fotosentez yapıyorlar. Gelelim ikinci denklemimize. Karbondioksit hep aynı kullanılır. Sadece hidrojen kaynağı değişiyor. Mesela karbondioksit artı hidrojen sülfür. Bu madde kullanılıyor. Besin artı kükürt gazı üretilir arkadaşlar.
İşte bu da bizim ikinci denklemimizdir. Bunu yapan canlılar da kimlerdir? Kükürt bakterileridir. Kükürt bakterileri. Bir de son bir denklemimiz var. Bu denklemde şudur. Karbondioksit sadece hidrojen gazıyla birleşir ve besin üretilir. Bakın ekstra bir gaz üretilmiyor. O zaman ben şunu anlayabilir miyim? Şurada üretilen gaz hidrojenin yanında bulunan maddeden ortaya çıkar. Bakın oksijen var hidrojenin yanında, oksijen gaz üretildi. Kükürt var, kükürt gaz üretildi. Burada herhangi bir şey yok. O zaman başka bir gaz üretilmedi. İşte buradan da yine bu sonucu çıkarabiliriz. Bunu da kim yapıyor? Hidrojen bakterileri yapıyor. Hidrojen bakterileri. Bizim için önemli olan birinci denklemdir. Bu denkleme göre zaten konumuzu işleyeceğiz. Bir de size hangi madde hangisinin yapısına katılıyor? Bundan bahsetmek istiyorum. Şuraya tepkimeye girenler, şuraya da ürünler demek istiyorum. Ürünler. Tepkimeye girenler sol tarafta olanlar, ürünler de sağ tarafta olanlar. Sadece ben bizim kullanacağımız denkleme göre yazacağım. Bakın. Karbondioksit artı su. Denkleme girenler. Tepkimeye girenler. Besin olarak da C6H12O6 yani glikozu yazalım. Artı oksijen. Şimdi hangisi hangisinin yapısına katılmış? Arkadaşlar, karbonun gidebileceği yer neresidir? Bakın buradaki karbondur değil mi? O zaman direkt bunu buraya yazdım. Oksijenin gidebileceği yer. Bakın oksijenin gidebileceği iki yer var. Ya besine gidecek ya da atmosfere. Ama biz neyi biliyorduk? Atmosfere giden oksijeni kim oluşturuyor? Su. O zaman buradaki oksijen nereye gidecek? Besine gidecek. Daha sonra sudaki hidrojen nereye gider yine? Besine gider. Ve bizim bilmemiz gereken en önemlisi sudaki oksijen nereye gider? Atmosfere gider. Bunları kesinlikle bilmemiz gerekiyor. Zaten sadece sudaki oksijenin atmosfere gittiğini bilin. Geriye kalanların hepsi nereye gidiyor? Besinin yapısına gidiyor. Evet, böylece fotosenteze bir giriş yaptık arkadaşlar. Bir sonraki videoda fotosentezin reaksiyonlarını anlatacağım. Size tepkimelerini anlatacağım. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.